Bana bak. Rahat dur. Benim canımı sıkma. Ne diyorsun Aslan? Ha? Bak. Doğru söyle. Duydun işte. Ben yaptım. Ben öldürdüm Mara'yı. Yaman, son kez soruyorum bak. Bunun geri dönüşü yok. O herif yaptıklarıyla Feraye'yi perişan etti, tamam mı? Bebeğimizin katili. O yüzden evet ben yaptım, ben öldürdüm. Şimdi Bekir gitse bunları Vural'a anlatsa. Vural senin peşine düşse hiç mi korkmuyorsun? Artık işler değişti. Ne demek o? Sen varsın. Ha. Senin söylediklerinin yanında Bekir'in bir yükmü yok artık. Sence Vural kime inanır? Bekir'e mi? Yoksa bir gün önce uğruna adam öldürüp hayatını kurtaran oğluna mı? Sen şimdi benden tam olarak ne istiyorsun? Gideyim Vural'a senin ismini mi vereyim? Bunu mu istiyorsun? O da sana kalmış. Ama Bekir'in adını verme. Kaderim benim ellerimde yani. En çok istediğin şey bu değil miydi? Kontrol sende. Hayatım senin ellerinde artık. Bekir, yürü. Gel bakalım, gidiyorum sen. Sağ ol. Benim için önemliydi. Gel bakalım. Ben bir şekilde orayı senin öldürmediğini ikna edeceğim. Orhan. Kabul. Pek temiz adam değilim, eyvallah. Ama yemek yediğim kaba da tükürmem ben. Ha, bana inanmaz. Hı. Dayarım silahı kafama, çekerim tetiği. Onurumuzdan başka kaybedeceğimiz hiçbir şey yok bizim bu alemde. Benim makineyi alayım. Ben. Yavaş. Makine bende kalacak. Yakışlı kardeşim. Sen de vicdan azabı falan çekeyim deme o zibidi için. Yemediği pislik kalmadı zaten. Sen olmazsan başka birisinin elinde kalacak. Bekir. Ateş Bey, kusura bakma. Anlıyorum, senin de acın var. Yürü hadi yürü, çok konuştun, yürü. Ha. Bu arada bu gece konuştuklarımız burada kalacak üçümüz arasında. Yaman git sen şimdi. Burada ne yaşandıysa da unut. Ben bir şekilde çözeceğim. Bana bak. Araba gelene kadar bir delilik yapma. Olur mu öyle şey ya? Şişt. Sakın. Canımı kurtardım diye sevinme. En sendeyim. Bana o kayıtları vereceksin. Aleyna'nın bebeğinin babasının Bora olduğunu ispat edeceksin. Önce bir kendimi sağlamalıyım. Bak, ateşi duydum. Bana bir şey olmaz. Sözünü tutmazsan, bana o kayıtları vermezsen verdiğim her şeyi geri alırım. Bütün kozlar benim elimde. Ayağını denk al. Tamam, anladık.
Acele! Bebeğimizin katili sensin! Bunu buradan sökerim! Öldüreceğim oğlum abini. Bittin sen benim için. Abim değilsin artık. Ferahiye'den boşanacaksın. Ne yaparsın? Yine öldürmeye mi kalkarsın beni? Gözümü bile kırpmam. Bence git artık. Bundan sonra da bana haber vermeden bu eve girmem. Bir gün çok pişman olacaksın. Senin yüzünde. Ne? Ben asla yaklaşmazdım oğlum oralı. Ha bir gün, bir gün bile, bir an bile ben bakırcı olmayı istemedim oğlum. Senin yüzünden katil oldum. Affı. Niye yardım edeyim sana? Çünkü ben de senin reddedemeyeceğin bir şey var. Babalık testini bekleyeceğim diye Cemile'nin o deli pakize kızının ağrını çekmek zorunda değilsin. Bekir, boş yapıyorsun. O belindeki silaha güveniyorsan hiç güvenme. Ya, hafızam daraldı ya. Boş moş falan ne oğlum? Elimde sesli, fotoğraflı, videolu her türlü kanıt var. Bebeğin babası Bora. Oğlum, emin misin? Ne oldu? Bir ilgini çekti. Hı. Nerede yemek falan dedik de aç mısın lan hakikaten? Vallahi acım varsa. Vallahi. Aş ömür yemek yemeyim ben. Bugün söylediklerinde haklıydın. Eğer her şeye baştan başlama şansımız olsaydı senden hiçbir şey saklamazdım. Çünkü sana kendimden daha çok güveniyorum. Of ya. Of. Hiç dayanamıyor işte aramızın kötü olmasına. Biliyorum ben dedim ara verelim diye ama ben hiçbir şeye ara vermedim Yaman. Seni sevmeye de, inanmaya da, güvenmeye de ara vermedim. Çünkü benim senden başka mümkünüm yok. Senin sesinde ufacık bir rüzgar esse benim içimde fırtınalar kopuyor. Yok. Kızın da hiç aman aman öyle bir güzelliği yok ama hep başrollerde oynuyor ya. Nasıl yok canım? Kız Turbalı Helen'in 2024 versiyonu. Ha öyle mi diyorsun Okan? Dikkat et sana yeni bir güncelleme gelmesin. Ya minnoşum şimdi ne? Minnoş deme kedi miyim ben?
Kıza Truvalı Helen bana minnoş, öyle mi? Ya yavrum, kadın eski manken, hani şu melek miydi veya eli yüzü düzgün, ben ondan dedim. Sen bayağı kızıma yakın markaj almışsın ya, hayırdır? Yavrum sen de amma hararet yaptın ya. Ya ben senden sonra bütün kadınları banladım listemden ya. Banlayacaksın zaten. Tamam, banladım zaten. Allah Allah, ne alakası bu? İzliyoruz, film izliyoruz. Yok, Feraye mi ya? Nereye gidiyor ya? Feroş. Ay. Ay. Hazal aşk olsun ya. Ne yapıyorsun Cem sen burada gece gece? Serenat yapacak herhalde. Gitar falan da getireyim mi? Ben Yaman'ı merak ettim de. Akşam aradı beni. E canım, sizin bir arayış vardı, o ne oldu? Ara derken? Ne saçmalıyorsunuz siz öyle ara mara? Ben sizin aşkınız için neler yaşadım? Ay dur Okan, sen ne yaşadın şimdi, bir dur ya. Sanki bilmiyormuşsun gibi konuşuyorsun yani. En büyük şahit sensin. Yok öyle, kafanıza göre küsemezsiniz. Yasaklıyorum size öyle kafanıza göre küsmeyi. Ben ona küsemem ki zaten. E canım, sorun ne o zaman? Sen niye böyle kedi gibi kendini dışarılara atıyorsun? Ya sesi kötü geliyordu. Ben en başından beri sana güvenmeliydim falan dedi. Ben de merak ettim yani, iyi mi kötü mü diye. Aradım, telefonu da kapalı. Ben de merak ettim şimdi. Hani ben bir yoklayayım dedim ama. Ya o çok iyi bir fikir değil gibi sanki. Aradığınız kişiye öyle de ulaşılamıyor çünkü abim evde yok. Nerede peki? Ya siz takıştınız yani şöyle bir. Hani sen konağa çıkartma yapmıştın. Yani sonra abim çekti gitti. Nereye gitti? Söylemedi bir şey. Yani Alena'dan kurtulmak için daha fazla bekleyemeyecekmiş. Zaten söylene söylene çıktı. Gidiş de o gidiş zaten. Tamam ya, dram yaratmayın hemen. Gelir birazdan. Allah Allah. Hadi gel, çay var, çok güzel. Ben eve gideyim. Siz de baş başa takılın. Ya hayır, gel hadi, ne olur. Ben gideyim. Filme devam edecek miyiz? Benim daha başka planlarım var. Nasıl planların var senin? Gel, ben sana göstereceğim. Aynen, gösteremezsin sen bana hiçbir şey. Bütün kızların kafandan her yerden sileceksin senin parçaları. Yaman. Yaman sen neredesin ya? Ha? Neredesin sen? Ben sana ulaşamayınca ne kadar korktum biliyor musun? Kız camına geldim. Sana bakmaya. Sen ne yapıyorsun bu saatte? Konağa gittim. Camına taş attım. Taş mı attın? Hadi ya. Kadar mı özledin sen beni? Özledim. Ne var? Ayrılalım diyordun. Ben senin sesini duyamadığımda kalbim duracak gibi oldu. Ayrıca ben ayrılalım demedim. Hı hı. Ara verelim dedim. Yaman sen çok fenasın. Söyle bakalım şimdi. Neredeydin sen? Hı? Telefonun neden kapalıydı? Ya boş ver şimdi onu. Çok acayip bir sürpriz yolda. Neymiş? Az kaldı. Her şeyin bir sır olduğu o günlerimizi hatırlıyor musun? Gizli gizli buluşmalarımızı. Hiç unutmadım ki. Tek derdimiz birbirimize doyamamaktı. Aşkımızı dört nala gibi böyle koşarken kalbimiz yerinden çıkacak gibi oluyordu. Biz onu dizginlemeye çalışıyorduk. Çok özlüyorum o günleri. Ben de. Asıl güzel olan da sadece ikimiz vardık. Öyle saçma isimler, gölgeler falan yoktu. Güzel olan bizdik. Çünkü sadece ikimizdik. Ama yine öyle olacağız Feraye.
aramıza giren onca insandan, suçlamalardan, yalandan, hepsinden kurtulacağız. Çok az kaldı. Son zamanlardaki kavgalarımıza baksana. Hiçbiri birbirimizle ilgili değil. Başkalarının yaptıkları, başkalarının söyledikleri. Ben seninle kötü olmaya dayanamıyorum. Kurtulalım. Kurtulacağız. Kurtuluş. Ah, ne varmış burada? Hepsi geride kalacak. Bana güven. Ayşe. Sadece ikimiz kalacağız. Sen ve ben. Hadi ben gideyim artık bir gören olmadan. Tamam. Yanıma. Hadi git yoksa bırakmayacağım seni. Şşş. Salatacık falan ister misin? Doğru vallahi abi. Şefim. Bize bir cacık bir de salata göndersene. Tabii abi. Bora da mısın oğlum? Demek bebeğin babası Bora. Oradaydım Bekir. Her şeyi duydum. Eman'la yaptığınız pazarlıktan haberim var. Sen Bora'yı öldürdün. Bizim ufaklık da suçu üstlenecekti öyle mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne yapacaksın sen şimdi bana? Teşekkür edeceğim. Ah buyur. Bekir. Sen benim önüme bir servet koydun. Tabii ki teşekkür edeceğim. O Bora ölmeseydi, Nural Bakırcı böyle bir parayı koyar mıydı benim önüme? Yaman'ı zaten biliyorsun. Bütün Gülsoy varlıklarına çöktü. Benim soyadımı bile aldı elimden. Bir de bana çekip gitmem söyledi. Vallahi ayıp etmiş abi. Çok ayıp etmiş abi. Nerede olsa yani kardeş sayılırsınız. Olsun olsun. Önemli değil. Sen çok daha fazlasını kazandırdın bana. Bekir. Efendim abi. Gel benim yanımda olduğunu ispat et. Bana kardeşten öte o. Eskisinden çok daha iyi bir hayat vereyim sana. Gel. Benim sağ kolum o. Yani... Ama bir şartla. Nedir abi? Bundan sonra... birbirimize dürüst olacağız. Abi kesinlikle abi ayıp ediyorum. Gerçekten şimdi yani. Güzel. Şimdi... sen o kayıtlar hakkında gerçekten doğruyu mu söylüyordun? Ya bak gerçekten şunu soruyorum. Bebeğin babasının Bora olduğunu ispat edebilir misin? Abi bak ispat ederim abi. Ben kaynağından öğrendim bilgiyi ya vallahi. Güzel. Güzel. Ya Bekir sen bayağı işe yarayan bir adamsın. Vallahi Burak boşuna tutmamış bunca sene senin yanında. Abi şu Burak konusunda şimdi bak bir kesin. Şimdi sen beni ona teslim etmişsin. Bu kesin. Değil mi? Etmeyeceğim. Niye diyeyim oğlum? Çok benziyoruz birbirimize. Sıfır. Çok da iyi anlaşacağız ortağım. Hadi hadi yemeğini ye. Soğutma yemeğini hadi. Ya senin gibi bir abim olacak var ya başımda. Canımı veririm de. Vallahi canımı veririm. Eyvallah eyvallah. Yok yok. Sen şimdi verme. Anlat bakalım. Kayıtlar nerede? Ya abi sen o kayıtları ne yapacaksın? Sorma sahiptir. Yaman o kadar çok yaktı ki benim canımı. Onu o söylediği her şeye pişman edeceğim.
Biraz burnunu sürsen bana kafi. Bak, bu kayıtlar niye önemli biliyor musun? Eğer o bebek gerçekten Murat'ansa, o da bir bakırcı demek. Benim buna %100 emin olmam lazım. Sen beni Murat Baba'da kurtar aşağı, değil mi? Bu şey... Oho, Bekir böyle sabaha kadar devam ya edeceğiz. Ya abi ben senden şüphe ettiğimden falan değil. Vallahi kurban olayım ya. Bekir. Bak, efendim abi. Ben senin önüne tertemiz bir hayat sunuyorum. Yeminim. Burada bakıcılığın servetinden bahsediyoruz. Biliyorsun benim imza attım. Bana bende. Ne Vural? Koltuğu da bana bıraktın. Yakışır abi. Eyvah. Şimdi sen söyle. Kim sana yardım edebilir? O fare gibi oynadığın Yaman mı? Yoksa Ateş Bakırcı mı? Kardeşim estağfurullah yani. Bunlar zaten iflas etmek üzere biliyorsun. Ben biliyorum haberim var ha. Yer misin bir tabak daha? Yok abi yal bastı ya vallahi. Yersin yersin. Şef, bize bir köfte daha at. Saat kaç oldu artık ya? Hala ne Ateş'ten ne de Vural'dan haber var. Ben gideyim artık. Bence de artık gidebiliriz. Yani Ürgüp'ten. Anlamadım. Vural Bakırcı kendi kendini bitirdi. Özel Bolat öldüğüne göre artık insan içine çıkması da çok zor. Ben de artık ondan korkmuyorum. Hesaplaşma gibi derdim de kalmadı. Güneş, benim için burada kaldığını biliyorum. Vural konusunda da çok yardımcı olduğum için çok teşekkür ederim ama bundan fazlasını senden istemek haksızlık olur. Misafirsin, misafirliğin kısası makbuldür diyorsun yani. Olur mu canım? Niye öyle bir şey diyeyim? Diyemezsin zaten çünkü mantıksız olurdu. Çünkü ben misafir değilim. Burada büyüdüm biliyorsun, Ürgüp'te. Ha bir de buraya gelme nedenim hiçbir zaman sen olmamışken neden gitme nedenim sen olasın? Doğru. Ya tabii biliyorum buraya artık kafa dağıtmaya da geliyorsun. Güneş ceketin. Sağ ol. Badem, hani Ürgüp'e ilk geldiğimde bana bir adamdan bahsetmiştin. Vural Bakırcı'nın karşısında tek dimdik durabilen erkek o demiştin. Hani beni bir sevse bütün ıssızlığım geçecek demiştin. Ha bir de neydi? Kalbinden söküp atamadığın ama yaklaşamadığın da biri. Oo. Pardon ya. Ben unutuyorum. Yani anlattığım her şey aleyhime delil olarak kullanılabilir değil mi? Sen avukattın. Doğru. Hiç alakası yok. Sadece bu adamla tanıştırmadın beni hiç. Yani burada mı yaşıyor? Ürgüp'te mi yani? Güneş biliyor musun? Seninle o konuşmadan sonra ben bir karar verdim. Hı. Ne karar verdin? Vazgeçmeyeceğim ondan. Söylediğin gibi. Onlardan pek kalmadı. Bu arada sıkı sıkı sarın kabanına. Malum sen Ürgüp'e yazın geliyordun, pek alışık değilsindir. Buranın soğuğu çok fena. Afallatır insanı. Dikkat et, hasta olma. Bye.
Sana oğlunun katilini getirdim. Ne diyorsun lan sen? Biz ne konuştuk lan seninle? Ha? Bilmem. Sen anlatırsın ne konuştuğumuzu. Vural baba. Baba ben bir şey yapmadım. Vallahi bak baba. Baba kurban olayım bak. Bırak anlatayım bu. Baba kurban olayım yapma. Baba vallahi bak ben bir şey yapmadım. Bak izin ver anlatayım sana. Vural elini ayağını bir vura baba yapma baba. Bekir! Baba kurban olayım bak. Kokusuna bakma, hepsini iç bitir. Papatya çayı candır. Ah, ah. Safım benim ya. Hüsoy kardeşleri sakinleştirmek için şöyle papatya tarlasına yatırmak lazım. Oo, beyefendi, beyefendi. Sonunda evin yolunu bulabildiniz. Oğlum tamam. Sakin ol. Ya ne sakin ol ya? Ben sakinim kardeşim. Akşamdan beri sana ulaşmaya çalışıyoruz. Telefonun kapalı. Ya kız deliye döndü meraktan ya. Konuştum zaten. Onun yanından geliyorum. Barıştınız mı? Arayışı yalan oldu yani. Şş. Sen nereden geliyorsun? Anlat bakayım. Ha? Ne bu halin? Anlatacağım ama... Korkuyorum böyle sen panik falan yaparsın diye. Ben sakinleşmek için şöyle anlat. Ne yapıyorsun ya? İnsan bir kapıyı çalar. Ay korkma kız. Korkma. Yabancı mıyım? Ne oldu? Ne istiyorsun? Gel bakalım Yasemin'le şöyle. Ana kız ne zamandır sohbet edememiştik. Gel otur. Ne diyorsun sen ya? Ne ana kızı? E tam izahat vereyim o zaman. Üvey ana üvey kız diyeyim. Ha? Gerçekten hiç seninle uğraşacak halim yok. Uyuyacağım ben, çık hadi. Sohbet edecek havamda değilim diyorsun. İyi o zaman ben de bodoslama giriyorum o zaman konuya. Bir film var bende. Ama böyle bir filmi sinemada bile izleyemezsin. Ya abicim sen manyak mısın ya? Sen manyak mısın? Ya 3-5 hafta sonuna zaten çıkacak bu babalık testinin sonucu ya. Ya sen gideceksin, yapacaksın babalık testini. Koyacaksın milletin önüne aslanlar gibi. Ya sen manyak mısın? Ya cinayet üstlenmek nedir? Okan ben ne anlatıyorum oğlum sana? Feraye çok yoruldu. Anladın mı? Yani herkes bela gibi üstümüze geliyor zaten. Çok acı çekiyor kız. Kafayı yiyeceğim. Bir de bunun yanında benim yaptığım bir sürü saçma sapan hata var. Yani çektiğimiz acılar bir yana. Oğlum kız evinden oldu, işinden oldu. Abicim bak anlıyorum. Ama Bak Feraye 2 ay değil, 2 saat bile acı çekmeyecek bundan sonra, bitti gitti tamam mı? Kafayı yiyeceğim, vallahi ben kafayı yiyeceğim artık. Ben yarın gideceğim, o adamdan delilleri alacağım. Kimse de bundan sonra karşımıza duramayacak. Hani sakinleştiriyordu bu yani? Tamam, sakin ol. Hemen kafayı yedin sen de. Yedim yani, anlattığın şey normal bir şey mi?
Burada bekle. Cemile abla, biraz aşağıdayım ben. He tamam, nereye gidersen git. Aa, Ateş'le Yaman'ın arabasının burada ne işi var? Han Beki. Beki. Öldün mü lan? Beki. Sakın. Sakın. Az çok bir hadi bakalım Mekin efendi, yürü. Gidiyoruz. Yavaş ayağım, yavaş. Ben yaptım. Bora'yı ben öldürdüm. Yaman. Yaman? Ya. Saçmalama. Saçmalama, saçmalama, gerçek olamaz bu. Olamaz. Yollayayım ben sana videoyu. Sen izle izle emin olursun ondan sonra. Sus ya, sus. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Yaman ben yapmadım dedi. Ya erkek milleti işte. Güvenmeyeceksin bunlara. Yani bazı erkeklerin ne bileyim işte borcu falan olur. Karı kız meselesi olur falan da. Seninki katil olmuş be. Ne? Bora'nın bebenize yaptıklarını hazmedemedi zar. Sen ne? Senin derdin ne ya? He? Sen neden hala uğraşıyorsun bizimle? Neden? Sence ne? Benim başından beri derdim aynı Feraye Hanım. Anlamak istemeyen sensin. Bu kez sahiden çıkıp gideceksin hayatımızdan. Yaman aleyhine kalacak. Torunumla mutlu mesut yaşayacaklar. Ya sen niye anlamıyorsun? Niye anlamıyorsun? O bebek Yaman'dan değil. Değil, değil. Bence sen o kadar güvenme Yaman'a. Bak, sana da yalan söylemiş, çıktı ortaya. Düş yakamızdan artık ya. Düş yakamızdan, anla ya. Anla, biz Yaman'la birbirimize aitiz. Birbirimizi seviyoruz. Niye kabul etmiyorsun bunu bir türlü? İyi, tamam o zaman siz de artık hapishanede ayda bir defa görüş gününde falan yaşarsınız aşkınıza. Saçmalama, yapamazsın. Öyle bir de yaparım ki. Ver şunu. Ver şunu. Bu konuşmadan kimseye bahsetmeyeceksin. Eğer Yaman'ı ya da Ateş'i üstüme salacak olursan sana acımam. Ne sana ne Yaman'a acırım. Bak Okan, biliyorum kardeşim ağzını tutamıyorsun ama bu konulardan kimseye bahsetmek yok. Özellikle de Hazal ve Feraye'ye. Ya abiciğim ben bu konuyu nasıl birine anlatabilirim? Hı? Nasıl anlatabilirim? Bana bir anlatır mısın? Ben bilmek istiyorum ya. Ya ben de normal insanlar gibi, arkadaşlarım gibi ne bileyim canım sıkıldığında 11-12 halı sahaya gitmek istiyorum. Ya sabahın dördünde uyandığımda böyle ne bileyim bir Amerikan basketbol maçı falan izlemek istiyorum ya. Ha? Söyler misin nasıl olacak? Ya dert ettin şey bak oğlum öyle gidip yerinde izleriz belki. Aynen. Aynen abicim, aynen gidip. Feraye de gelir. Aynen, hangi rüyanda gördün sen bunu? Büyütüyorsun sen. Neyi büyütüyorum ya? Aa! Bir eksikle Gülsoy kardeşler de buradaymış. Ne bekliyordun Cemil abla? Hı? Ev, bizim evimiz yani. Tabii canım, benimki de laf yani. Allah kimseyi evinden barkından etmesin, çok zor. Amin. Neyse ben sohbetinizi bir ölmeyeyim sizin. İyi geceler damatcığım. Çıkın. Bir de dün iteceğim bunu şimdi ben. Vallahi bittim bu kadından ben. Şşş. Çok yakında geçecek bu. Amin. Amin inşallah.
gitti. Alo. Evdeki işler bitmek üzere. Siz de bu gönlümün çantaları aldıktan sonra mekana gelirsiniz artık. Bak unutma. Toplam tam 13 parça olacak. Hadi eyvallah. Bomboş bu ev artık. Herkes gitti ve ben kaldım. Buraya ait olmayan tek kişi. Kim gelmiş? Ateş Bakırcı. Dur, ben bakarım. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi. Organize her an ziyarete gelebilir. Doğru. Gelir. Vural nasıl? Onu gördün mü? İyi. Oğlunun katilini öldürünce daha da iyi oldu. Özer Polat. Hayır. Bekirmiş. Ne? Nasıl olur ya? Bekir Bora'yı çok severdi. Bekir'in odası nerede Bade? Odayı topladılar. Bakabilir miyim? Tabii. Nedir o? Boş ver. Söyle hızlım, söyle sultanım. Ya işte Bilal sultanından, multanından. Bir mesele var. Kız, özledin mi beni? Ne özleyeceğim seni lan? Manyak. Konuşmamız lazım. Hayırdır, nedir onu? Konu Bora. Ayaklı bela dedik dedik ayaklandı üstümüze geliyor. İşte konuşmamız lazım yani. Sahiden çıkıp gideceksin hayatımızdan. Yaman aleyhine kalacak. Torunumla mutlu mesut yaşayacaklar.
Günaydın güzellik. Günaydın. Senin bu şiş gözlerini severim. Uyandırdın değil mi? Evet. Merak etme Feraye. Bundan sonra bütün sabahlara beraber uyanacağız. Belki de uyutmam. Hı? Ne dersin? Ben... Tamam, tamam. Sen hadi uyu. Belli ki uyanamamışsın. Ben de şimdi gidiyorum. Belki güzel haberlerle gelirim. Hı? Görüşürüz sevgilim. Anlaşmamızı unutma Bekir. O kayıtları hemen istiyorum. Yanlış bir hareketinde soluğu Vural'ın yanında alırım. Hemen beni ara. Subhanallah ya. Hala telefonu kapalı. Ne yaptı bu? Öldü mü, gitti mi? Kaçtı mı lan yoksa? Şuna bak ya. Karga yemeden soluğu Feraye'nin yanında almış. Ama ben sizin sesinizi soluğunuz kesmesini iyi bilirim. Bekir. Yok anladık tamam telefonu kapalı. Vallahi gitti herif. Kesin Vural'ın adamları. Ya sen ne diyorsun ya? Ağzını hayra aç. Sabah sabah gamlı baykuş gibi konuşuyorsun. Allah'ın hikmeti işte. Milletin parasını çorlayacağız diye beni de yanında sürükledin. Ay. O da sen misin haramaya süren? Al sana dedi. Dün neredeyse biz de ölüyorduk. Farkındasın değil mi bunu? Tamam ya tamam. Çekil önümden uğraşamayacağım seninle şimdi. Bırak. Ya, bir şey diyeceğim. Bekir Vural'ın en az adamı değil miydi? Vural'ın bununla ne derdi meselesi olabilir ki? Tamam, tamam, tamam. Yok ben bilmek istemiyorum. Ben bu derin sularda artık yüzmek istemiyorum. Yeter. Vallahi cehalet mutlulukmuş. Bilmemek var ya en iyisiymiş. Bir şey bilmene gerek yok Çetin. Senlik bir şey yok yani ortada. Benlik bir şey yok zaten. Benlik ne olabilir ya? Ben kendi halinde sade, normal yaşayan, çoluğunda çocuğunda sade bir vatandaşım yani. Ne olabilir benlik? İyi, tamam, tamam. Sus ya, işim gücüm var benim. Vural onu bulmuştur değil mi? Bulmuştur. Belki de bulup kafasına iki tane. Bana bak. Sen meselenin ciddiyetini daha anlamadın herhalde. Hala Yaman'la mı fingirdeşiyorsun? Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun? Ben sana dün Yaman'dan elini eteğini çekeceksin demedim mi? Yoksa doğru polise giderim demedim mi? Ya bu kadar kolay mı zannediyorsun? Ben ayrılalım desem bile Yaman kabul eder mi? Ya hiçbir şey olmamış ki. Her şeyden vazgeçer mi? Sen kendini vazgeçilmez mi sanıyorsun ha? Bak bakalım acaba hiçbir şey olmamış gibi mi duruyor? Bak bakalım ha? Yavaş, ayağım. Ne diyor? Ben yaptım. Ben katilim diyor. Burayı ben öldürdüm. Burayı ben öldürdüm diyor. Ya, tamam kapat, kapat şunu. Bırak. Biri duyacak şimdi, kapat. Dur. Aklını başına topla. Yoksa gider Yaman'ın parçalarını toplarsın. Bu iş Vural'ın kulağına giderse... istesen de istemesen de ayrılmak zorunda kalacaksın zaten. Kimsenin kimseden ayrılmasına gerek kalmaz. Vural o işi... senin yerine halleder. Ben gerçekten anlayamıyorum ya. Yok anlayamıyorum. Kızın Yaman'a aşık diye yapmadığın kötülük, çıkarmadığın rezalet kalmadı senin. Ya bunca şeyden sonra Yaman'a zarar gelse Aleyna mutlu mu olacak sanıyorsun? Sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Kızıma yar olmayanı ben kimseye yar etmem. Bebek ne olacak? Onun kapı gibi annesi var yanında. Sen kendi derdine yan bence. Hem benim kızım şimdi mutlu mu sanıyorsun ha? Yaman ölüp gitse arkasından 40 gün yasını tutar. Ondan sonra da yoluna bakıp devam eder işte. Sen gerçekten çok kötüsün. Çok kötüsün. Ya inanamıyorum.
Bu kadar kolay vazgeçebileceğin bir şey için her şeyi yakıp yıkıyorsun. Deli misin sen? Deli misin? Ben kızım için her şeyi yakarım, her şeyi yıkarım. Benim yapacağım şey belli. Sen kendi yapacağın şeyi düşün. Ne istiyorsan yapacağım. Tamam. Bakma bana. Şöyle bakma. Bakma, tamam. Vazgeçeceğim. Yaman'dan, tamam. Ha şöyle. Aklını başına topla. Damadımın yakasından düş artık. Geldim, geldim. Ah. Ah. Günaydın. Rüyanda mı gördün? Saat kaç? Ben artık rüya görmüyorum ya. Artık rüyaları gerçekleştirmeye karar verdim. Sen de bunların en güzel yerinde yer alacaksın. Nasıl yani? Böyle. Günaydın. Günaydın. Şu bahçede bir işte bir tane ağaç var ya. Hı. Kurumuş o. Hatırlat, ben unutturma. Birkaç adam yollayayım, hallettirelim onu. Bir de şu bahçeyi falan artık bir düzenleyelim, bu ne ya? Ha ben yaparım diyorsan tamam, bir şey demem. Tamam, çok yetenekli biriyim biliyorum. Ama yeteneklerimin de bir sınırı var. O kadar da anlamıyorum. Bak işte buna inanmam ben. Hadi neyse, kahvaltı zamanı pankek yapacağım. Nereye yersin? Pankek mi? Hayır, ben bu sofrayı kime kuruyorsam. Sanki oturup da kahvaltı eden mi var? Allah. Şermin. Nesrin. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Ya Şermin Hanım yok mu? Yok vallahi, görmedim sabahtan beri. Allah Allah. Telefonunu da açmıyor. Yani gece geç uyuduysa belki. Vallahi akşam biraz tadı yok gibiydi sanki. Öyle mi? Hmm. Günaydın. Günaydın. Günaydın dedelerin bir tanesi. E nasıl oldu Miden? Ay yok ya, kötüyüm hala. Ama toparlayacağım. Uyumadan önce başucuna böyle tuzlu kraker falan koy. Miden bulandığında yersin, bastırır o. Ha tamam. Ay Ömer dedem, sizin torun şimdiden başladı yaramazlıkları biliyor musunuz? Dün geceden beri çıkamadım banyodan. İstifra etmekten kurudum kaldım, yanaklarım falan indi yani. Kız istifra o, istifra. Ay tamam, ondan işte. Ya Ömer dedem de anlasın diye onun jenerasyonundan konuşayım dedim. Geçmiş olsun kızım. Sağ ol dedeciğim. Günaydın Yaman Bey. Günaydın, günaydın dedem. Günaydın. Günaydın karısının bir tanesi. Ömer Yaman'ımız dün geceden beri beni çok yordu biliyor musun? Ne diyorsun ya? Hı hı. Sen dinlen dinlen. Enerji depola. Tamam mı? Çok yakında ihtiyacın olacak senin. Tamam kocacığım, sen iste yeter ki. Şükür. Yüzünü sofrada görmeye hasret kalmıştık oğlum. Börek? Yok. Biraz omletten alayım. Tamam. Oo, sen neler hazırlamışsın böyle, resmen ziyafet. Muzlu yapıyorum, seversin değil mi? Bayılırım. Hatta ver muzları, ben doğrayayım yok, istersen. Yok. Ben zaten muzu harcın içine koydum. Çünkü gerçek pankekte muz harcın içinde olur. Peki şef. Yani Amerika'ya ilk gittiğimde bir restoranda çalıştım mecburen. Haliyle de öğrendik ya, bizde de var bir şeyler yani. Aslında farkında mısın? Biz birbirimiz hakkında çok az şey biliyoruz. Evet. Ama öğrenmek için de bol bol vaktimiz olacak. Mesela lisanslı basketbol oynadım. İlkokulda 4 tane kolej değiştirdim mecburen. Ekibiden nefret ederim, sırf sen seviyorsundur diye koydum. Geceleri uyumam, uyursam da sabahları zınk diye kalkarım. Peki, pembe renginden nefret ederim. Uğurlu sayım 4. Hmm. Üniversitedeyken yarım dönem
Öğrenci değişim programıyla İtalya'da okudum. Annemlere yaz okuluna da kalacağım diye yalan söyledim. He? Çok güzeldi. Bütün ülkeyi baştan aşağı gezdim bütün yaz. Ha, bir de sabahları çok zor uyanırım. En az bir saatte kendime gelemem. Ha, tabii. Her sabah böyle güzel bir kahvaltı olacaksa zınk diye kalkarım. Ha, öyle mi? Vallahi benim uyandırma servisim var. Eğer istersen her sabah kullanabilirsiniz. Hı. Hı. Sende bir değişiklik var. Ne oldu? Bir şey olmadı ya aslında. Sadece başıma gelenlere direnmemeyi seçtim o kadar. Niye direniyordun ki? Emin olmaya çalışıyordum ya da. Doğru zamanı bekliyordum diye. Geldi mi peki? Geldi. Neredesin? Allah'ın cezası neredesin? Aa, bana ceviz koyma. Fındıkçıyım ben. İyi, tamam. Cevize güle güle dedik o zaman. Fındık var. Bundan sonra fındık. Ellerim çok kurudu ya burada soğuktan. Soğuk havaya alışık değilim galiba. Alayım. Isıtırım ben senin elini. Hı. Hadi bak sen telefonuna. Bekir'e ulaşamıyorum. Ondan bir haber var mı? Alo? Neredesin sen? Güneş'teyim. Konuşmamız lazım. Tamamdır. Hadi çok acıktım. Oturalım artık. Güneş. Ne oldu? Benim gitmem lazım. Nasıl ya? Kahvaltı? Acil durum. Bizimkilerle alakalı. Kusura bakma ne olur. Neyse. Bunların hepsi bana kalacak o zaman. Hı. Tamam git hadi. Teşekkür ederim. Şimdi yanımda olsam, seni sabahki o uykulu güzel gözlerinden öpsem, kokunu içime çeksem, hiç bırakmasam. Ama az kaldı sevgilim. Üzerimizdeki bu kara bulutları dağıttıktan sonra bugünlerin acısını çıkaracağız. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Ben katilim diyor. Bora'yı ben öldürdüm diyor. Aklını başına topla. Bu iş Vural'ın kulağına giderse, istesen de istemesen de ayrılmak zorunda kalacaksın zaten. Kimsenin kimseden ayrılmasına gerek kalmaz. Vural o işi senin yerine halleder. Allah'ım delireceğim. Delireceğim ben artık. Ne olur ya. Ne olur yardım et Allah'ım. Yalvarıyorum bir çıkış yolu göster. Ne olur. Ne olur. Bekir nerede? Öldü. Ne demek öldü? Vural. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen ya? Ya benim kurtuluşum o aşağılık herife bağlıydı. Nasıl ölür? Ne bekliyordun ki? En azından nefes almasını.
Ya niye böyle bir şey yaptın sen? Neden Vural'ın öldürmesine izin verdin? Hak ettiğini buldu. Devam. Çünkü o şerefsiz orayı öldürdü. Şaşırdın mı? Bir açıklama yapmayacak mısın? Ne açıklaması o? Ne açıklaması? Şimdi ben sizin Bekir'le o aranızda çevirdiğiniz o küçük oyunu fark etmesem ne olacaktı ya ben? Ne kadar kabul etsem de etmesem de Bora'nın o kardeşimin katilinin masum bir adam olarak bilecektim. Vural oğlunun katilini masum bir adam olarak bilecekti. Sen o adamın ne kadar şerefsiz olduğunu bildiğin halde korudun onu mu benden? Bana yalan söyledin lan sen. Sen benim gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Bir de gelmiş bana o küçücük oyuna inanacağımı sanıyorsun öyle mi? Asıl sen her şeyi mahvettin. Nasıl yapmışım bunu? Aleyna'nın karnındaki bebeğinin babası Bora. Anladın mı? Ben. Bora. Bekir'de de bunu ispatlayabileceğim kanıtlar vardı. Emin misin bana? Eminim. Evet, eminim. Aleyna belasından kurtulmak için bu kanıtları bana verecekti. Ama bil bakalım ne oldu? Yine sen her şeyi mahvettin. Ben mahvettim. Sen bu kayıtları hiç gördün mü Bekir? Dinletti mi sana bunları? Üstünde taşımıyormuş. Sen de buna inandın. Bekir gibi bir adam. Ha. Çaresizlik neler yaptırıyor değil mi insana? Çaresizlik değil o. Neymiş o? Aşk. Kim takar sizin aşkınızı ya? O hastalık diye taşıdığın aşkın yüzünden Bora'nın katilini masum gibi gösterdin oğlum sen bana. Ne aşkından bahsediyorsun? Bora da masum değil, Bekir de masum değil. Ama bak şunu sakın unutma. Bora adi herifin teki olmasaydı bizim Feraye'li bebeğimiz şu an hala yaşıyor olurdu. Meğer ne kadar çok düşünüyormuşsun sen o pisliği. Mesele hiçbir zaman Bora değildi. Mesele sen ve beniz. Bizdik. En azından. Bana bunu yapmayacaktın ya. Ben yaptığım her şeyin arkasındayım. Yine olsa yine yaparım. Biliyorum. Farkındayım. Yine olsa yine aynı şeyi yapar. Yıllarca abi dediğin adamın arkasından oyunlar oynarsın biliyorum. Hem de bir an bile pişman olmadan yaparsın. Sen sevgilime kavuşacaksın diye ucuz bir katilden medet uman bir adamsın oğlum. O kadar. Ah, doğru söylüyorsun, evet. Vural'ın senin önüne attığı paraya bakarsak kimse senden daha pahalı bir katil olamaz. Peki nerede? Öldü. Ne demek öldü? Vural. Ne yaptın sen ya? Ya benim kurtuluşum o aşağılık herife bağlıydı. Nasıl ölür?
Ay Allah'ım. Sen miydin Şermin abla? Aa. Ne o? Kimi bekliyordun? Kim bekleyeceğim ya? Kim gelir ki benim için buraya? Tek bir atarlı gördüm seni. Vallahi aç kapı, aç kapı, aç kapı. Kapı kulu oldum ya resmen. Ay Ömer Bey'e de söyleyeyim de sen de eğer kalıcıysan Çetin sana bir anahtar yaptırsın. Ay. Sabır. Bitmiyor ki. Hoş geldiniz Zaman Bey. Aleyna nerede? Vallahi mutfakta. Sabah canlar hiç eser yok ha. Homini gıdak yiyor. Böyle yemeye devam edersin. Bu evde niye kimse anahtar kullanmıyor artık? Ben iş mi yapayım ben? Kapımı açayım ben? Ne yapayım ben? Anlamadım ki. Hamilesin diye alttan aldım, sabrettim ama artık yeter, konuşacaksın. Konuşalım bal köpüğüm. Hem evlilikte konuşmak iyidir. Karnındaki bebeğin babası kim? Ateşin falan da yok. Ama hala cevabını bildiğin soruları sormaya devam ediyorsun Yama. 200. kez cevap veriyorum. Bebeğin babası sensin. Bak ben sana onurlu davranman için bir şans veriyorum. Sen hala... Ben hala ne? Test istedin tamam dedim. Ne yapayım tıp dünyası bir vade koyduysa ben mi doldurayım vadesini? Benim o teste ihtiyacım yok. Karnındaki bebeğin babasını biliyorum. Bora. Ne burası ya? Bora kim? Yarım yamalak beyninle beni aptal yerine koyma. Oyun oynamayı kes. Ay! Neydi o ses? Nesrin çık dışarı. Ya bağırıp durma ya. Allah Allah hangi Bora'dan bahsediyorsun? Ha. Tamam şimdi anladım. Bakırcıların Borası. Ya pardon, sen beni neyle itham ediyorsun? O çocuk rahmetli oldu. Ben lokmasını yedim onun. Sen gerçekten benim düşündüğümden de bencilsin. İstediğin kadar inkar et, istediğin kadar yalan söyle. Gerçek bir gün ortaya çıkacak. İşte o zaman gözümü görme. Hele o annem var ya, hiç karşıma çıkmasın. Anne. Anne neredesin? İnşallah başına bir şey gelmiştir. Yoksa elimde kalacaksın. Gir. Ama sen ne kaybakmışsın be. Ama sen daha beni tanımıyorsun sen. Daha beni hiç tanımıyorsun. Anne. Ne oluyor be? Anne. Anne. Anne bu Yaman Bora'yı öğrenmiş. Ne demek öğrenmiş be? Ne diyorsun sen? Abi ki? Ay şerefsiz. Hiçbirinize değmezmiş be. Hiçbirinize değmezmiş. Ne dedi peki? Yaman yani tam olarak sana ne dedi? Mutfağa geldi. Bebeğin babası kim dedi? Ben de sensin dedim. Sonra? Sonra pat diye vurdu. Sana? Ay anne bana vurabilir mi? Olur mu öyle şey? Ya mutfak tezgahına vurdu. Sonra da teste falan ihtiyacım yok. Gerçek elbet ortaya çıkacak dedi. Yürüsün gitsin be. Konak beyzadesi. Tabi satın aldı Bekir'e. Ona güveniyor. Bekir ne alaka? Sen hiç merak etme ya. Ona pabuç bırakacak değiliz herhalde. Annem. Bak bir planın kozun falan varsa patlat yoksa bunlar bizi patlatacak. Bu iş çok ciddi. Sen rahat ol Sülünüm. Ben o fitili çoktan ateşledim. Böyle var ya dizi dizi patlayacak. Sen dur. Sen dur. Alo Bekir. Söyle kızılım. Söyle sultanım. Başlatma lan sultanından multanından. Bekir. Boşmaz lazım. Kızılım, bak istediğin oldu. Bora'yı kaldırdım ortadan. Kızılım, bak istediğin oldu.
Bora'yı kaldırdım ortadan. Bu çayları her akşam içiyorsun, tamam mı, yatmadan önce, ama bir bardak, sonra mideni bozma. Bunları da okuyorsun, bayağı başka perspektiflerden bakmanı sağlıyor olaylara. Tamam. Sağlatıyor yani. Tamam. Sağlamasın bir şey. Yani annem gibi Hazal. Aa. Anne ne ya, saçmalama. Her sabah da yürüyüşe çıkıyoruz, tamam mı? Atıyoruz bu ölü toprağını üzerimizden. Ha, bir de podcast var, çok güzel. Sana onu yollayacağım, bir dakika. Ben hangi aralıklarda yemek yiyorum? Hani bir de işe gitmem gerekiyor ya benim. Yani ben merakımdan soruyorum. Yani ne yapayım Okan? İyi değilim, nefes alamıyorum, darlanıyorum. Oo, yani Hazal, böyle parçalı yönet. Yani sen her şeyi böyle... Ya benim bahsettiğim şey değil yani bu, tamam mı? Sen her şeye karışıyorsun. Bu değil. Hazal. Ha canım. Ne haber? Ben elbiseni getirdim senin burada. Ah. Gerek yoktu, kalsın dedim ya. Yok, uğramışken getireyim dedim. Zaten işten zor izin aldım. Kaçıyorum şimdi. Tamam. Görüşürüz sonra, tamam. Hazal, bir durur musun ya? Of. Hazal, lütfen bir bekler misin? Okan. Hazal. Yaman. Ne oldu bunlara? Bilmiyorum, ben de anlamadım. Şu an sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Ağlıyoruz. Yok bir şey. Kafam dağınık benim biraz. Neyin var diye sormayacak mısın? Neyin var? Böyle soracaksan sorma ama. Yaman ben gideyim. Yorgunum biraz. Fena, bir dakika dur. Attığım mesaja da cevap vermedi. Ne oluyor? Görmedim. Şu ara verme meselesiyle ilgili değil herhalde, değil mi? Kapandı okula. Yaman ben gideyim, Eren'e ders çalışayım. Dur bir saniye ya. Ya ben özledim sevgilim ya. Kötüyüm diyorum. Anlasana. Sana çok ihtiyacım var. Yaman ben gideyim. Gördün kız? Böyle gamlı baykuş gibi bakıyorsun uzaklara. Anladık, sizin gibilere her gün bayram da. Biz de aklımızın diyetini ödüyoruz işte. Senin bu Bekir nördü. Buluşuyordunuz köşe başlarında 18'lik ergen gibi. Toz oldu. Ne olacak? Sen ondan böyle depresyonlara girdin. İçine işlemeye başladın. Kız yapma böyle, çabuk çökersin. Aşk sözleri neye yarar kızılım? Seni benim şahsen görmem lazım. Telefondan kurtuldum, izimi kaybettirdim. Beni merak etme. Ama sensizlik ciğerimi söküyor. Buluşalım Sunta Hanım. Tenhalarda da olsa buluşalım. Sen hiç haber vermiyorsun Şermin. Ben Nesrin'e söyleyeyim de yemeğinizi hazırlasın. İlaç vaktiniz geldi. Dedeciğim, hoş geldin.
tatlı değil miyiz ya? Yüzyılın çiftiyiz. Hatta yüzyılın yetmez, asrın çiftiyiz, asrın. Maşallah bize. Çiftiymiş. Her gün bir rezalet. Bir de çifti çifti. Ama sanki bir şey dedik. Lan bunların gençliği de yaşlılığı da çekilmiyor. Allah Allah. Acaba ben çocuğun adını yanlış mı koydum ya? Bekir. 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 Ateş Bey. Ateş Bey. Hoş geldin. Geç otur. Cemile otur. Birazdan duyacaklarını dinlerken ayakta olmaman daha iyi. Otur. Biliyorum sen şimdi burada benim yerime Bekir'i görmek istiyordun ama... Bekir öldü. Öldü mü? Ha, öldü. Öldü. Zavallı Bekir. O bile arkasından böyle gözyaşı döken insanlar olduğunu bilseydi ne mutlu olurdu. Ama Bekir'den mesaj gelmişti bana. Biliyorum. Vallahi o Bekir... O Bekir gerçekten işini çok sağlam alan bir adammış Cemile. Bugüne kadar kimle telefonla konuştuysa... ...hepsini kaydetmiş. Elinde tek tek. Ben o konuşmaları dinlerken bir hanımefendiyle özel... ...konuşmalara denk geldim. Yani normalde özel hayat beni hiç ilgilendirmez ama... ...orada duyduğum bazı isimler çok ilgimi çekti. Ben hiçbir şey yapmadım. Sözümü kesme. Ne diyordum? Ha, oradaki isimler. Orada duyduğum bazı isimler benim çok ilgimi çekti. İşte Gürsoy ailesi, Yaman... En önemlisi... ...Bora Bakırcı. Sonra araştırdım ben bu. Gizemli hanımefendi kimdir nedir diye bir bakayım dedim. Bir baktım ha. Meğer bizim Cemile Hanım'mış. Bora Bakırcı'nın katili Bekir'in işbirlikçisi. Ben hiçbir şey yapmadım. Cemile. Bir daha sözümü kesme. Ne takıldı benim aklıma biliyor musun? Bu Bora'nın öldüğü gün. Hatırlıyorsun değil mi o günü? Ya o gün Bekir seni aramış. Neden arasın ki Bekir seni? Şey demiş hatta sana bu... rahat ol, ben bu işi hallettim demiş. Bir de şey... kızılım... ...istediğin oldu. Bora'yı oradan kaldırdım demiş. Ben hiçbir şey istemedim ondan. İstemedim, yapmadım, ben yapmadım, ben gitmedim, ben gelmedim. Cemile ben. Bak... Ben bir kadının istediğine ne kadar tehlikeli olabileceğini az çok biliyorum. Ama Vural Bakırcı'nın neler yapabileceğini ben bile hayal edemiyorum. Sana yalvarırım. Yalvarırım sana beni ona verme. Ne istersen yaparım. Ben ne isteyeceğim senden? Kalk, gidiyoruz. Vural'a mı vereceksin beni?
Cemile cinayeti azmettirmek çok büyük bir suç. Öyle ya da böyle. Cezasını çekeceksin ya. O beni öldürür. İşte orası beni o kadar ilgilendirmiyor ki onun bileceği iş. Kalk. Yalvarırım sana, sana yalvarırım, sana yalvarırım ne olur. Kulun kölen olayım ne olur. Benim bu hayatta bir tanecik kızım var. Bana bir şey olursa o yaşayamaz ve daha affet ne olur. Onun da bir tane oğlu vardı Cemile. Fural'ın da bu hayatta sadece bir tanecik evladı vardı. Ama sen Fural'ın torununun babasını ölmeye uğradın. Yürü. Kalk. O gece ben de oradaydım. Hangi gece? Yaman'ın orayı ben öldürdüm dediği gece. İtirafını kaydettim. Kanlı bıçaklı olduğunuzu biliyorum. Bütün ürküp biliyorum. Burası küçük yer Ateş Bey. Herkes her şeyi biliyor. Bir cevap ver. O videoyu sana vereyim. İstediğini yaparsın. Paşa gönlü ne isterse onu yaparsın. İstersen siler atarsın. Tabii Yaman hala senin kardeşinse. İstersen polise verirsin. İstersen Vural'ın önüne atarsın. Ama Vural'a benden bahsetmek yok. Ben özrü kabul edilmeyecek şeyler yaptım. Ama her şey kızım için yaptım. Onun mutluluğu için. Yaman olmazsa o yaşayamaz. Ben sadece torunumun ve kızımın istikbalini düşündüm. Beni affet. Yalvarırım sana beni affet. Ya yalnız yemeği sevmiyorum dedimse otur da böyle bana mı bak dedim Şermin ya. İştah mı bıraktınız Ömer Bey? Neyse. Ben ilaçlarınızı hazırladım. C vitamini, D vitamini, B12, çinko, demir, magnezyum. Biraz da çimento katıl da tam olsun bari. Ya vitamin mi alıyoruz, kat mı çıkıyoruz belli değil. Nasıl? Yani diyorum ki neden böyle davranıyorsun Şermin'im? Rica ederim. Hasta hemşire ilişkisi laubaliye gelmez. Bak ya, laubali mi olduk şimdi? Yapma böyle sultanım. Şermin Hanım. Bakın daha iğnedir, enjektördür o işlere girmedik. Sizi ciddiyete davet ediyorum. Duruma göre elim ağırdır yani. Tamam, tamam hayatım. Bak ben seni anlıyorum. Ama sen de benim ahvalimi bir anla. Ya benim 3 tane eşek kadar torunum var. En küçüğü evlenme çağında. Tamam. El alem ne der bir düşünsenize. Yani adım mı çıksın bu saatten sonra? Hayırdır? Sizin neden adınız çıkıyormuş? Hani öyle bir korkusu olacak biri varsa o da burada benim. Gururumla oynadınız. Umutlandırıp umutlandırıp ortada bıraktınız. Haşa. Ya o nasıl söz? Ama biliyorsun ben hapse giriyordum. Ben zindanlarda çürüyecektim. Yani ne yaptığımı biliyor muydum ben? İstedim ki seni güvence altına alayım. Ama şimdi lüzum kalmadı. Bak artık ben varım başımda. Hı, başımdaymış. Bırakınız Allah aşkına. Hangi sıfatla? Bence biz bu bahsi kapatalım. Bilhassa çalışanların yanında. İşte tat... İstemez. Ya. Tatlı getirmiştim. Tatlı. İstemez kızım. Tamam. Ya bak şimdi. Yapma lütfen yapma. Ya lokum ama tamam ya kaç kere özür dileyeceğim. Ha? Ya tamam yaptın be eşeklik. Ben özür dilerim. Mesele o kadar basit değil Okan. Ya ne kadar zor olabilir ha? Ne kadar zor olabilir ya? Ya bak siz kadınlar biz erkeklerin ahşap dokulu bir yapıdan yapıldığını anladığınızda böyle bir mesele kendiliğinden çözülecek. Vallahi bak. Biz birbirimize açık olmaya başladığımızdan beri sana bir rahatlık geldi. Bilmiyorum farkında mısın? Nasıl yani?
Sen beni fethedilmiş bir kale gibi görüyorsun. O yüzden böyle dandun konuşuyorsun. Ne alakası var kızım? Benim kendi huyum bu benim. Kendim yani benim... Değiştiremem diyorsun. Yok yok yavrum değiştiririm. Değiştiririm ben onu değiştiririm. Yani değiştirmeye çalışırım. Değiştiririm de inşallah. Ya benim gerginliğim seninle bir alakası yok yavrum ya. Ya her gün bir action, her gün bir olay. Ya vallahi beni tef gibi geliyorlar yavrum. Niye anlamıyorsun? Belli. Belli. Ya... Bu agresyon, öfkeyi kontrol edememe bütün Gülsoy erkeklerinde sabit herhalde. Ben genimi değiştiririm senin için. Hı? Vallahi bak. Al. Etim senin, kemiğim senin, canım senin. Vallahi billahi ya. Hem ben getirdiğin çayları demleyip içeceğim. Getirdiğin kitapları da okuyacağım ha. Ha? Ha? Yapmasın, aşma ben. Ben sana bir şey diyeyim mi? Çok fena aşık oluruz hani. Bakayım. Ha? Bir tane öpeyim mi? Hayır. Bir tane. Dur. Bir tane ya. Okan dur. Ya duramam. Okan dur. Duramam kızım. Allah Allah. Freni patlamış kamyon gibi geliyorum işte. Durursam kaza yaparız. Dur. Ne Okan. Dur? Annen. Ya annem. Sen bir bak istersen. Hadi bekliyorum ben. Anne. Boncu. Gel yanıma. Canım. Ne yapıyorsun burada? Kuşları besliyorum. Neden daha önce hiç yapmamışım ki? O kadar rahatlatıcı ki. Aa, Hazal da mı burada? Hazal! Gel yanımıza. Merhaba. Kuşlar. Yumurtadan çıktıktan sonra büyüyünceye kadar günlerce anneleri onları beslermiş. Yiyeceklerini ağızlarına koyarmış. Ta ki büyüyüp yuvadan uçuncaya kadar. Ben de sizi böyle büyüttüm. İstedim ki hep yanınızda, etrafınızda olayım. Sizi koruyayım, kollayayım. Ben kendimi böyle değerli hissettim. Anneciğim, sen neden böyle şeyleri düşünüyorsun? Bilmem. Baban öldükten sonra kimseye de hayat yoldaşı olamadım. Siz de büyüyüp bana ihtiyacınız olmayınca size de annelik yapamadım. Ne saçmalama bir şey olur mu? Sen bizim hep annemizsin. Ha? Öyleyim. Öyleyim tabii. Ama artık hepiniz kendi kanatlarınızın üzerinde uçuyorsunuz. Ben artık Konan Hanım değilim. Dedenle kavgamızdan sonra da bir Gülsoy olup olmayacağım belli değil. Olur mu öyle şey? Yani siz herkesin beğendiği, sevdiği Gülfem Hanım'sınız. Bütün Ürgüp hayran size. Bunu senden duymak güzel. Siz ikiniz birbirinize iyi geliyorsunuz. Ne güzel. Ne güzel.
ki ne? Okuyayım mı feroş olan? Ya senin o feroş olan diyen dillerini yerim ben artık. Yerim. Hadi oku bakalım, başlayalım. Nutku tutulmak. Böyle çok heyecanlandığında ya da böyle bir şeyden çok korktuğunda hiç konuşamazsın ya. Böyle ağzından hiçbir şey çıkmaz hani. Aa, bana bir kez öyle olmuştu. Ben sana kıyamam. İşte ona nutku tutulmak deniyor. Bir tane daha var. Hevesi kursağında kalmak. Kursak ne? Çok istediğin bir şey. Hayal ettiğin bir şey. Gerçekleşmediğinde heves ettiğin bir şey yani. Öyle. Şu anda bir yumru hissedersin. Konuşamazsın. Nefes alamazsın. Sen hiç böyle şeyler yaşama, tamam mı benim miniğim? Senin o bal yüzün hep böyle kocaman gözün. Kocaman, kocaman, kocaman. Alo. Alo mu? Alo ne ya? O nereden çıktı? Trip mi atıyorsun bakayım sen bana? Ay yok, ne alakası var? Böyle birden ağzımdan çıkıverdi. Ha, Çetin mi yanında? O yüzden mi? Yok, hayır. E hadi gel madem, ben kış bahçesindeyim. Şey, ben Eren'e ders çalıştırıyorum. Bitti ki. Hah, bak işte bitmiş. Aslanım Eren. Tamam hadi gel, bekliyorum ben. Gelemem, geç oldu. Tamam, ben geliyorum o zaman. Gel, gelme. Gelme, tamam ben geleceğim. Tamam. Hala annem geri gelmeden bir bölüm çizgi film izlesem. Olur bir tanem. Zaten annenler de birazdan gelirler. Bu kanal iyi mi? İyi. Yaman abim de bu çizgi filmi çok sever. Evlenince aç da beraber izleyin, tamam mı? Evet evet. Aynısından olsun. Her zamankinden gönderin. Bir de yanında limonlu cheesecake olsun. Kış bahçesinde. Evet evet, kış bahçesinde. Bu son gelen kuruyabiliyor yere. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hak ettiğini buldu. Çünkü o şerefsiz Bora'yı öldürdü. Yine her şeyi mahvettin Ateş. O sahte erdemli adam maskenin altında daha kim bilir neler yatıyor. Hah. Geldin sevgilim. Aç mısın? Yedin mi bir şeyler? Tamam, süper o zaman. Ben bir şeyler söyledim, birazdan gelir. Limonlu cheesecake de söyledim. Sen çok seversin. Ben aç değilim. Canım bir şey istemiyor zaten. Ya ama yemek yemedim dedin. Bak bu aralar kendini ihmal ediyorsun biraz. Sen otur şimdi, tamam? Gel böyle. Ben sana sıcak bir şeyler hazırlayayım, ha? Yaman, canım bir şey istemiyor dedim. Ne bu ısrar? İçme. Tamam, hiçbir şey içme. Yemek de yeme. Peki. Peki. Biri senin canını mı sıktı? Hı? Ne bu halin? Yeni bir şey olmasına gerek var mı? Buraya geleyim diye emrivaki yapıyorsun bir de. Zor durumda bırakıyorsun beni. Feraye, burada biraz güzel vakit geçirelim. Böyle her şeyden uzaklaşırız diye. Hiçbir şey olmamış gibi oturup yemek mi yiyelim? Burada. Abisi gelir, bir şey söyler. Aleyna'sı damlar, Cemile'si damlar. Laf sokar yine. Düşünüyor musun bunları? Evet. Haklısın ama bunlar hep yaptığımız şeyler ya. Burada bizi kimse görmez. Doğru, biz hep bunu yapıyoruz.
ya gizli saklı bir şeyler yapıyoruz ya sürekli birilerine hesap veriyoruz. Bir şey söyleyeceğim, ne bu gerginlik? Dün gece böyle değildin sen. Yani biz bazı meseleleri kapatmadık mı? Ben yanlış mı anladım bazı şeyleri? Ben senin bir şeyleri nasıl anladığını bilemem. Ama her şey güllük gülistanlıkmış gibi oturup burada seninle takılamam. Gidiyorum o yüzden. Bir dakika Feraye, bir konuşabilir miyiz? Yaman. Gidiyorum dedim. Ay be abla. Feraye. Feraye. Ya ne yapıyorsun ya? Bir durur musun? Bir oturup konuşalım. Niye hemen çekip gidiyorsun? Bunca zaman konuştuk da ne oldu? Hı? Yaman lütfen. İzin ver gideceğim. Nereye ya? Nereye? Hazal'ın yanına. Kendi dertlerim yüzünden iyice ihmal ettim kızı. Her şeyimi kaybettim. Bir arkadaşım kaldı. Onu da kaybedeceğim bu gidişle. Efendim? Kusura bakma, bu saate rahatsız ettim ama seninle konuşmamız lazım. Dinliyorum. Telefonda olmaz. Buluşsak daha iyi olur. Gerek var mı buna cidden? Olmasa seni aramazdım, inan bana. Konu ne bari, onu söyle. Biliyorsun 3 gün sonra duruşmamız var. Boşanma duruşması, 2. celse. Eğer yine gelmezsen... Yok. Bu sefer geleceğim. Bitecek her şey söz. Ama benim bu gece acil şehir dışına çıkmam gerekebilir. O yüzden detaylarla ilgili seninle konuşmak istiyorum. Tamam, geliyorum. İçine kakao koysam ne olur acaba? Ay yemin ediyorum her gece süt içe içe süte döndüm. İçim dışım süt oldu, tövbe yarabbim. Aa! Anne, sen burada mıydın? Kız ne oldu? Neyin var senin? Sen nereden geliyorsun bakayım? Nereden geldiğim önemli değil. Önemli olan nereye gideceğim. Nereye gideceksin? Aleyna bak, ben ne yaptıysam her şeyi... Senin için yaptım, onu asla unutma. Ay anneciğim, neden unutayım? Ben A, B, C bütün vitaminlerimi alıyorum elhamdülillah, çok şükür, sen merak etme. Yani ben elimden geleni yaptım ama... artık işimiz Allah'a kaldı. Ah canım. Sen panikledin tabii. Ben öğlen öyle gelip Yaman burayı biliyor falan deyince seni endişe bastı. Ama anneciğim merak etme, benim hormonlardan ben yüksek tepki verdim. Yoksa oradan bir cacık çıkmaz. Ayrıca folik asitten benim kafa zehir, biliyorsun yani. Karşımıza çıkabilecek bütün sorunları ben çözerim. Hem ne demişler? Allah ölüm vermesin, ölüm. Ölüm dışında her şeyin çaresi bulunur. Allah korusun. Geldiğin için teşekkür ederim.
boşanmayla ilgili olmasın. Boşanmayla ilgisi yok. Yalan söyledin yani. Başka türlü gelmezsin. Senin adına yapılmış yurt dışında staj başvurusu. Anlamadım. Bu nereden çıktı? İspanya. Hı hı. Sibel Hoca evrakları hazırlamış sağ olsun. Benden de yardım istedi. İşin özeti Barcelona'da bir moda okulunda bir yıllık eğitim kabulü aldın. Ateş, neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Niye bunlarla uğraştın? Çünkü Yaman'la yaşadığınız sorunları biliyorum Feraye. Ödemek zorunda kalacağın bedellerin de farkındayım. Ateş, beni gerçekten bunu konuşmak için çağırdıysan hiç sırası değil. Lütfen beni dinle. Lütfen. Hayırdır? Yaman, senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Sizin ne işiniz var? Feraye, bu sadece bir staj değil. Çok da iyi bir başlangıç. Yerli bir olan kariyerini tekrar toparlamak için belki de son şansın. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Ne stajı? Yaman! Bu Feraye. Feraye, git kurtar kendini. Bak, dünya gerçekten çok büyük bir yer. Ve insan her gittiği yerde kendini baştan tanıyor. Neyi sevdiğini, neyi özlediğini, neyin ona iyi geldiğini ancak zamanla anlıyor. Günün birinde bu aşk sandığınız şey bir anı olarak kaldığında... Yaman. Niye gittim demeyeceksin. Zaten neden gittiğini biliyor olacaksın. Yaman. Ne diyorsun lan sen? Sana abi dediğim günlere yazıklar olsun. Sen... Ya sen bu adamla nasıl aynı masaya oturursun? Sen bu herifi nasıl dinlersin? Bir de beni bırakıp gidecek misin? Yaman, lütfen. Kızı rahat bırak. Kes lan sesini. Karışma. Aramıza girme. Hala bu kızın aklını karıştırıyorsun. Hala onu benden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. O kadar yalnız, bencil, mutsuzsun ki herkes öyle olsun istiyorsun. Yaman. Bittin sen. Aşkın birçok hali var ama galiba en acı vereni bu. Vazgeçmek. Ben de yıllar önce yaptım. Zor bir karardı ama doğru olan buydu. Bazen çözemediğim bir duygu olduğunda onu ispatmak en iyisi. Aşık mıydın? Aşkın en baştan çıkarıcı haliydi aramızdaki. En deli hal.
Ama böyle yaşanmaz Feraye. Çünkü zaman geçip olgunlaşmaya başladığında o insanı sevmene sebep olan o deli tutku... aynı insandan vazgeçme nedeni de olabiliyor. Sadece sevmek yetmez. Yetmiyor da. O sevgiyle ne yapacağın da önemli. Galiba en önemlisi birbirine iyi gelmek. Benim de bunu yapmam gerekiyor. Yığılıp kalmışım ya ölü gibi. Bu konak benim sonum olacak. Anam, mutfağı da toplamadım. Çetin, kalk hadi yerini yap. Hı. Yine postu sermişim bulduğun yere. Esin. Hı. Esin, dilim damağım kurudu. Bir su versene kocana kız. Şu yağlı yağlı içimi yaktı ya bunlar. Alışık olmayınca tabii insan ama tadı güzeldi. Afiyet olsun. Sağ ol. Vallahi kış bahçesinde buldum. Kim bıraktıysa öyle yememiş. Hadi bir su ver ya. 2 dakika ayakta gördün ya, hemen bir şey iste. Hemen, hemen. Mutfak tertemiz. Çetin, mutfağı kim temizledi? Ha, Şermin oradaydı. Böyle ovaladı, patladı. Ben de şaşırdım. Allah Allah. İşte huyu değildir ha. Ha. Ama bugün bir eserekliydi o bak. Bugün bir. Nesin su? Kalk kendin al be. Allah Allah. Oturup omur omur yemeği biliyorsun. Bir parça karıma da yerim yok hiç. Kalk kendin al. Tamam ya. Allah. Şermin abla. Şermin abla. Şermin abla. Kız görüyor musun ya, ışık yanıyor orada. Şermin abla. Aman kız, sen ne yaptın kendine? Çetin! Çetin koş! Anam, dağ gibi kadın gitti ya. Kız Şero daha gençti. Ne oldu kız? Çetin, ne? Çetin git ambulans çağır, bir şey çağır. Ortalığı ayağa kaldır hadi. He? Allah'ıma bir şükür ölmemiş Çetin. Hadi git ambulans çağır. Ay yok, ambulans istemem. Ay benim ilacım belli o konakta. Ömer'i çağırın, Ömer. Ah. Abla tamam, eğer ambulans istemiyorsan doktor çağıralım şimdi. He? Ömer Bey ne yapacak bu halde? Ömer, Ömer'i getirin. Ölmeden önce 2 çift lafım var ona. Hadi git, 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 git çağır hadi. Dur ben hadi. Çağırayım bizi. Ablam, yoğurt. Yoğurt mu yaladım ben? Yoğurt getireyim sana, dur yoğurt. Dur bekle, geliyorum, dur. Ömer Bey, Allah'ınızı seviyorsanız uyanın. Ömer Bey, Şermin abla çok fena, gelip görmeniz lazım, sizi sayıklıyor. Bir şey mi oldu Şermin abla? Vallahi bilmiyorum, gibi gelseniz hali hal değil hiç yani. Ha, tamam. Dede, dede ne oluyor, bir durum mu var, birine mi bir şey oldu? Yok oğlum, yok bir şey. Sen geç odana uyu. Senlik bir mevzu değil. Hadi, hadi, hadi yürü. Kız, ekşimiş bu. Ne zaman vurdun sen bu yoğurdu? Yeni mayaladım be. Ne ekşisi? Şermin'im, canımın içi. Bir tanem, ne yaptın sen? Ömer. Nasıl kıydın canına? Neden yaptın? Ömer, ben bu hayatta onurum ve şerefim için yaşarım. Ama yaşamam için hiçbir sebep kalmadı. Sen ikisini de yerle yeksan ettin. Affet. Affet beni kraliçe. Yeter ki sen yaşa. Biz evleniriz. Ne olacaksa olsun, umurumda bile değil. Sen yanımda ol yeter ki. Evlen benimle. Ay, bir yaşama sevinci geldi sen şimdi. Ay, öyle mi diyorsun? Evet,
Hadi, hadi kalk, ben seni hastaneye götüreyim. Yok yok, ben hastane istemem. Zaten affedersin, istifra etmiştim. Biraz ihtimalla düzelirim ben. Gel şöyle otur. Geç, şöyle uzan sen. Uzanayım. Şöyle. Ya bu ilaçlar nasıl yaptım bunu? Yaptım işte, çok üzüldüm. Bir tanem. İyisin değil mi? Gitme, sağ kal burada. Siz gidebilirsiniz. Sağ ol ya. Nasıl yapabildin sen? Çok üzüldüm. Dayanamadım. Yaman. Haber vermeden geldim ama. Olsun, önemli değil. Geçsene. Şöyle geç. Bir arkadaşımla karşılaştım. Gecikiyorum ama mutlaka geleceğim. Otursana. Bir şey içer misin, çay kahve? Yok, çok kalmayacağım zaten. Sana bir şey söylemem lazım da. Çünkü sonradan anlatırsam vicdan azabı çekeceğim, biliyorum. Seni dinliyorum. Ateşin senin için ne kadar önemli olduğunu tahmin ediyorum. Yani romantik şeyler yaşadınız. Belki bir gelecek hayali kuruyorsundur. Yine şu Melis meselesi mi? Nikah masasında bıraktı. O sana anlatacağım meselenin yanında biraz hafif kalıyor. Gönder gelsin Yaman. Ateş. Bir adamı öldürdü. Adamın kafasına sıktı. Oradaydım, gördüm. Yanında da Vural Bakırcı denen o adam vardı. Babası. Kaza mı yoksa? Kasıtlı cinayet. Bile isteye. Yapmama şansı vardı. Ama o yaptı. Öldürdüğü adam da Özer Bolat denen bir mafya lideri. Vural da üstlendi. O yüzden de yoklara karıştı. Yaman, beni yalnız bırakır mısın? Güneş, yapabileceğim bir şey. Yapacağını yaptın, sağ ol. Ben gideyim. Yaman'ın beklediği film vizyona girdi. Hemen bilet alıp ona sürpriz yaptı. Yaman. Ben seni bu kadar çok severken biz artık yan yana bile gelemeyiz.
Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya evde falan bir sorun var Güneş. Güneş bir şey söyle, iyi misin? Korkutma beni. Bana her şeyi anlatacaksın. Güneş. Yaman her şeyi anlattı bana. Şimdi sana bir soru soracağım. Ve bunu bir kere soracağım Ateş. Bana doğruyu söyleyeceksin. Şu adam, Özer Bolat. Onu öldürdün mü? Hayır de. Hayır de. İnanayım. Söylesene. Ateş söylesene. Sana diyorum. Yapmadım diyemiyorsun. Yapmadım diyemiyorsun. İsteyerek yapmadım. Özer Bolat kim ya? O kim? Ya senin ciğeri beş para etmez adamlarla ne işin var? Sen hayatını nasıl mahvedersin ya? Her şeyi bir kalemle nasıl silip atarsın Ateş? Hem de bir maske bozuntusu yüzünden. Ay inanmıyorum ya. Ya bu pislikler ölmekle biter mi? Bitmez. Bunlar bataklık gibi, seni çektikçe çeker aşağı, çektikçe çeker. Ne oldu şimdi? Ha? Sen nasıl yaşayacaksın bununla? Kendini nasıl bir şeyin içine sürüklediğinin farkında mısın? Seni, beni, bizi nasıl bir şeyin içine sürüklediğinin farkında mısın ya? Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Ha? Güneş. Dokunma. Ben senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Her şey bitti. Gecenin üstünü sen uyurken her şey bitti. Kokladım sabahı en saf yerinden. Bir sen miydin yoksa bana iyi gelen, hala kapanmamış yaram. Bir sen miydin yoksa bana her şeyi veren, hala yok beni anlayan. Bu yüzden aramadım kimseyi, yerine koyamadım bu gece hiç kimseyi.
Bu yüzden aramadım kimseyi, yerine koyamadım bu gece hiç kimseyi. Feraye. Feraye konuşmamız lazım. İstemiyorum Cemal. Feraye bir... Ne yapıyorsun ya? Ne sanıyorsun sen beni? Gel Feraye, git Feraye. Yapma Feraye, gitme Feraye. Ne bu? He? Ne? Sen ne anlatıyorsun ya? Ben bütün gece olanları düşündüm. Gram uyku girmedi benim gözüme. Neydi o saçmalık? Ne işin vardı senin ateşle? Çok sıkıldım hesap sormandan biliyor musun? Gerçekten bunu aldım yani. Ya sen de sorsaydın hesap. O sefil herif benim arkamdan konuşurken sustursaydın ona. Benim sevgilim böyle biri değil deseydin ama yaptın mı? Yapmadın ama. Adamın saçma sapan benim arkamdan konuşmasına izin verdin. Ya bir de üstelik Allah'ım... Ya yurt dışına gitmek nedir ya? Bizim daha senin İstanbul'a gitme ihtimali aramızda sorun olurken... Bu, sen böyle bir şey nasıl düşünürsün? Ya sen bana bunu nasıl yaparsın Feraye? Nasıl yaparsın? Bana ya. Bana ya Yaman'ına... Ne söylememi bekliyorsun anlamıyorum Yaman. Her şey açıkça ortada işte. Sen de onun gibi düşünüyorsun değil mi? Ne demişti o?
Yaman artık bir anı olarak kalacak. Bu mu senin istediğin? Hı? Bize biçtiğin kader bu mu? Bak o şeytan var ya... benim bu saatten sonra abim değil, dostum değil, hiçbir şeyim değil. Ama sen benim her şeyimdin. Şimdi gidiyorsun şimdi. Gidiyorsun, öyle mi? Yüzüme bak. Bana bak. Yüzüme iyice bak. Bu gördüğün şeyi de sakın unutma. Tamam mı? Sakın. Özür dilerim sevgilim. Çok özür dilerim. Seninle birlikte gülmenin, sevmenin, doya doya yaşamanın bir mümkünü olmadı. Keşke ayrılırken bunu yapabilmenin kolay bir yolu olsaydı. Ama yok. Seni bu kadar severken senin için yapabileceğim en büyük ama en zor şeyi yapıyorum. Senden, bizden vazgeçiyorum. Nesrin? Hı? Ömer Bey nerede beni soruyormuş? Vallahi bilmiyorum, odasındadır. Daha çıkmadı yukarı. Ben bir bakayım. İyi bak. Ay. Aa. Şermin abla. Hayırdır kız, sen anahtarı nereden buldun? Ömer Bey verdi boşu. Dedi ki Nesrin'cim artık yorulmasın. Yok, dememiştir. Şaka. Ben düşündüm tatlışkom. Kızım sen beni Azrail bollarımdan aldın. Ay ne demek haşa. İnsanlık vazifemiz. Yaptık. He, sana bir vazife daha veriyorum. Kahvaltıyı topla, sonra bir yere kaybolma. Artık yalnız bayramlıklarını mı yersin ne giyersin? Üstüne az çeki düzen ver, öyle gel kuşum yalım. Tamam. Tabii. Bu da bizi beğenmez oldu ha. Ne var ki üstümde ya? Kardeşi kapımı çaldı. Gayet sakin, gayet ruhsuz, duygusuz bir şekilde geçti içeri, oturdu. Abisinin katil olduğunu söyledi. O da oradaymış o sıra, görmüş. Ateşe yapma demiş ama ateş dinlememiş. Öldürmüş adamı. Güneş, orada işim bitti bence. Gel artık bak, gerçekten kaygılanmaya başlıyorum. Ya benim yanımdayken dünyanın en tatlı, en sempatik, en tutkulu adamı. Böyle sanki bir dağın zirvesindeyim. Ama güvendeyim. Gözünü boyamış olabilir mi? Bu kadar çok bilinmez var ki. Sen havada soru bırakmazsın. Bırakmam. Bırakmayacağım da. Hatta ne yapacağım biliyor musun? Çıkacağım, bahçemi temizleyeceğim. Ha, sen ciddiysin. Ciddiyim. Çok ciddiyim. Gerekirse yaramı kanata kanata... bu işin gerçeğini öğreneceğim.
Çetin, yani bu ikili ne alaka ya? Ya nesi nasıl, biz ne alaka? Ben niye yani nikah şahidi olduk anlamadım. Doğru. Vallahi inşallah olanlarla papaz olmayız ha. Değil mi? Ah! Şermin Gülsoy oldum. Oo, gözümüz aydın. Hadi Çetin, çek çek. Ha, çekeyim, tamam. Namaz. Nesin, sen de gel. Nesin, çık bir de ikisini çekeyim. Darı darı. De hemen şöyle. Ha. Nesrin, darı. Ha, darı, darı. Ay, dur, darı. Darı ne? Hani derler ya darısı başına diye. Berekettir. Ömer Bey, bir şey söyleyeyim mi? Allah, çok gençleştiniz. Bu kadar olur. Torunlar sizi tanıyamayacak ha. Benim de korkum o. Ömer, çok mutluyum. Canım. Gözümüz aydın. Sağ ol. Feray, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Olur, konuşalım. Böyle ulu orta konuşulacak şeyler değil. Senin aklına ihtiyacım var. Yarım saat ayır bana lütfen. Nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? Hoşlanacağın bir yere güven bana. Aşıklar Tepesi. Çok seviyorum burayı. Neden buraya geldik biz? Çok seviyorum dedim ya. Peki. Anlatacağım bir şey olduğunu söylemiştin. Anlatmak istediğim değil de izletmek istediğim bir şey var. Fikrini almak istiyorum demek daha doğru. Sohbet ediyorduk. Sohbet. Bu halde
Neyse ne ya. Hadi yürü gidiyoruz. Geliyorum. Yemeğe. Murat son akşam yemeği hazırladı sana. Hani oğlunu öldürdüğün adam var ya. Murat yürü. Hadi. Ben yaptım. Orayı ben öldürdüm. Sen bunu nereden buldun? Cemil artık bir sorun değil, merak etme. Nasıl yani? He, o anlamda yani. Ay bir dakika ben... ben şoktayım şu an. Ateş, sen beni nasıl bir yükten kurtardığını tahmin edemezsin. Ne diyorum? Ne diyorum? Çok teşekkür ederim. Ben kaç gündür neler yaşıyorum. Allah'ım, şoktayım hala. Nasıl teşekkür edeceğimi bile bilmiyorum. Benden boşanmayarak. Ne? Anlamadım. Şaka mı bu? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Eğer Yamun'un hapse girmesini istemiyorsan benden boşanmayı unut Ferah'ı. Hatta tam tersine bakıcı villasına gidip benim karım olacaksın. Pardon. Ne diyorsun sen ya? Ha? Şaka değil mi? Şaka, biri bitti, biri başlıyor. Sen delirmişsin. Kendine gel. Sen kendine gel. Sen delirdin mi? Al. Delirmedim, merak etme. Yeterli baskı altında her insan delirir. Ama ben delirmedim, sadece çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Oh, ben delireceğim. Tek bir lafla bitebilirdi her şey. Aylarca benim gözüm içine baka baka bana yalan söylemiş olmanızdan çok sıkıldım. Ben size kötü bir şey yapmadım Ferah'ı. Siz bir yalanı yaşadınız. İşte şimdi gerçek hayat başlıyor. Çok mantıklı bir pazarlıkla geldim sana. Mantıklı değil. Geçen sefer şartları sen belirlemiştin, şimdi sıra bende. Sus sen, ne diyorsun? Neler yaşadım ben? Bu cümlelerle kendini haklı çıkaracağını mı düşünüyorsun? Ben ölürümde seninle birlikte olmam. Ne kadar kolay söyleniyor ya bunlar, ölürüm kalırım bilmem ne. Böyle bakıyorum etrafıma da vallahi hiç ölen mölen yok Ferah'ya. Hatta aşkından ediren bir kadın bile yok. Şimdi şöyle yapıyoruz. İnsanlar içinde karı koca gibi davranıyoruz. Yaman'ın olduğu yerde el ele dizizdeyiz. Kimsin sen? He? Sen kimsin? Ateş Bakırcı ben. Bana bak. Bana iyi bak. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Ben hayatta böyle bir şey yapmam. İyice de ayrı bir odan olacak. Orada istediğini yap. Bütün bakıcı servet önünde beni görmeyeceksin bile. Senden tek bir isteğim var. Yaman'la yüz yüze görüşmeyecek. Onunla konuşmayacaksın. Saçmalama! Saçmalama! Ne diyorsun ya sen? He? Ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ateş, bana bak! Ferah'ı!